Şehzade Mustafa'ya giden sandığı benim adımı vererek birileri almış. Allah'a teslim etmeden ne yaptılar Allah bilir. Bir oyun oynadıkları aşikar. Şehzade Mustafa'nın başını yakmak istiyorlar. Bir an önce yola düş Atmaca. Abimi ikaz etmen lazım. Şahı Tahmas bin biraderi Erkas Mirza yola çıkmış Paşa Hazretleri. Emriniz üzere Edirne Sarayı'na gidecekler. Yanında mahiyetinden başka hiç kimse olmayacak, öyle değil mi? Bilhassa askeri. Emirleriniz aynen tatbik edilecek paşam. Hiç merak buyurmayın. Hala. Geleceği vakti tespit edin. Onu bizzat ben karşılayacağım. İlaveten. Geçtiği yerlerdeki askerlerimizin teçhizatları mükemmel ve baştan aşağı silahlı olmalı. Elkas, Osmanlı ordusunun her daim savaşa hazır olduğunu anlasın. Ve devlet-i âliyenin kudret ve haşmetinden gözü korksun. Paşa Hazretleri, Kaptan-ı Derya Mehmet Paşa geldiler. Gelsin. Hayırlı haberler getirdin inşallah. Keşke hayırlı olsaydı paşam. Keşke. Gel. Hünkârım, Vezir-i Azam Rüstem Paşa Hazretleri huzura kabul beklerler. Al içeri. Buyurun paşam. Hünkârım, az evvel bir istihbarat aldım. Doğru mu değil mi öğrenmeye çalışıyorum. Ancak... Söyle. Şehzade Mustafa Hazretleri'nin emrinde binlerce askerle payitahta doğru yürüdüğü söylendi. Sen ne dersin paşa, ne demek bu? Söylemeye dilim varmıyor hünkârım. Lakin tek bir izahı var. İsyan. Thank you.
Şehzademizin böyle bir işe kalkışacağını sanmam. Ancak her ihtimali düşünüp ona göre tedbir almamız icap eder. Bana derhal Ferhat Ağa'yı çağır. Derhal! Emredersiniz hünkârım. Mustafa aklını mı yitirdi? Payitahta yürümek de ne demek? Atmaca da mani olamadı belli ki. Nasıl bir oyunun içine çekmeye çalışıyorlar? Ya sandığın içine bir şey koydular. Ya da hünkârımızın mektubunu değiştirdiler. Aklıma başka bir şey gelmiyor. İstanbul'a gelmeden durdur Şehzade Mustafa'yı. Payitahta gelmeye kalkışmasın. Sancağına dönsün ve akıbeti hakkında vereceğim kararı beklesin. Yok eğer sözümü dinlemez gelmekte ısrar ederse o vakit zinhar geçit vermeyesin. Her ne pahasına olursa olsun. Emri ferman yüce padişahımızındır. Çekilebilirsin. Rüstem, kapıdan Derya Mehmet Paşa'ya malumat ver. Sahillere ve donanma askerine hakim olsun. Bana haberi getiren Mehmet Paşa'ydı hünkârım. İcap eden talimatları verdim. Tedbiri alacaktır. Aynen. Lakin donanmaya ne kadar hakim olur bilinmez. İlaveten rahmetli Hızır Hayrettin Paşa'nın reisleri onun varlığından rahatsız. Emri ben veriyorum Rüstem. O kadırgalardan bir tanesi dahi yelken açarsa herkesin kellesini alırım. Herkesin! Mustafa ile alakalı gelecek her havadisi derhal bana bildireceksin. Çekilebilirsin. Emredersiniz hünkârım. Hünkârımız Ferhat Ağa'yı göndermiş reis. 5000 Yeniçeri şehzademizi durdurmak için silah kuşanıyor. Atmaca nerede? Haber yok mu hala? Kimse bilmiyor nerede olduğunu. Emriniz nedir? Şehzademizin niyeti nedir bilmiyorum. Ancak bu bir isyansa yanında olmaya mecburuz. Zira o bizim tek umudumuz. Kimsiniz siz? Emri kimden aldınız? Atmaca. Nihayet yeniden karşılaştık. Çıkmam icap ediyor Mehrim'a. Rüstem. Hünkârımızın Mustafa abime yolladığı mektupta ne yazıyordu? Bu öfkenin sebebi ne? Mektubu görmedim Mehrim Ağa. Lakin ne yazdığı belli değil mi? Kendisine müstakbel sultan dedirttiği için ikaz etmişlerdir. Şehzademiz de bu vaziyeti fırsat bellemiş. Nicedir, isyan hazırlığındaydı zaten. Sen benden bir şey saklıyorsun. Mehrim Ağa, ne biliyorsam sana anlattım.
Şimdi müsaadenle. Bastırmamı icap eden bir isyan var. Yaptın kaymamı sen pe Kriste fedyapino. Yonu yasana sirino. Sakin ol hatun. Benden sana zarar gelmez. Siz kimsiniz? Ne yapıyorsunuz burada? Ben Şehzade Selim. Avdan dönüyorduk, yolumuz buradan geçti. Şehzade. Bağışlayın Şehzade Hazretleri. Buralar sapa yerler, sık gelen giden olmaz da. Hele ki bir şehzade asla. Ama sen buradasın. Evet, çiftliğim şu yamacın ardında. Gelirken görmüş olmanız lazım. Vaktim olunca çıkar dolaşırım ormanda. Bilhassa şifalı otlar toplamak için. Yalnız mı yaşıyorsun? Evet, yalnızım. Çiftliğimi çekip çevirenler var elbette. Arzu ederseniz sizi fakirhanemde ağırlamak isterim. Benim için büyük bir şeref olur. Rahat eder, soluklanırsınız. Ha? Ne dersiniz şehzadem? Nesi var bu çocuğun? Niye susmuyor? Söyle hekimlere bir baksınlar. Allah esirgesin, şehzademiz gayet iyi. Senin huzursuzluğun, tedirginliğin ona da geçiyor ister istemez. Günlerdir gözüme uyku girmiyor Can Feda. Ne zaman gözümü kapatsam aklıma Valeria geliyor. Onun yerde yatan cansız yüzü. Ben ağlıyorum. Sonra aynadaki suretime bakıp ben miyim diyorum. Katil ben miyim? Bu kadar zor olacağını hiç düşünmezdim. Hürrem Sultanımız böyle buyurdu. Kendini suçlama artık. Hem madem gözün yükseklerde bedelleri olacak. Bir daha zinhar böyle bir şey yapamam. Zinhar. Sultanım, bizim buralarda bir söz vardır. Büyük lokmayı büyük laf söyleme derler. Yarının ne getireceğini kimse bilemez. Şehzademiz nerede? Ne bitmek bilmez be almış bu. Ne zaman gelir? Meşgul olması daha iyi. Malum öyle bir tövbe ettiler ki sarayları sığamaz oldular. Hünkârımıza da bana da bir söz verdi. İnşallah tövbesini bozmaz da böyle devam eder. Amin. Nurbanu Sultanım, şehzademiz sarayı teşrif ettiler. Gel. Selim. Nurbanu. Güneşim benim. Oğlum da seni de öyle özledim ki. Nasılsın, afiyette misin? Şükürler olsun döndüm. Ben de minik şehzadem de iyiyiz artık. Al nasıl geçti? Hayli iyiydi. O tatsız günlerin ardından iyi geldi. Gerçi at sırtında olmak, dağda bayırda konaklamak yoruyor insanı. Hamam hazırlamalarını emrettim. Kendini bana bırak. Ben senin bütün yorgunluğunu silip götürmesini bilirim.
Sarayda kimse vaziyetimizin farkında değil. Daha ne kadar devam edecek bu böyle? Evvela nikahımızı kıyalım. Sonra başta hünkârımız olmak üzere dört bir yana ilan edeceğiz. Görmeyen göz, işitmeyen kulak kalmayacak. Keşke böyle gizli olmasa. Telimle duvağımla gelsem sana. Rahmetli validemle babamın düğünü gibi muhteşem bir düğün yapardık. 40 gün 40 gece davullar susmazdı. Payitahtın her bir köşesinde eğlenceler olurdu. Kazanlar kaynar, yemekler dağıtılır, altınlar saçılırdı. Kullarımızın dualarıyla girerdik sarayımıza. Olacağım. Hayal sadece. Seni gördüğüm günden beri kurduğum bir hayal. Mühim olan hakikatlerdir. Ve benim hakikatim sensin. Sen yanımda olduğun müddetçe hiçbir şey umurumda değil. Gel. Şehzadem, sultanım. Uğurcan, sen dairene dön. Can bilmiyorum. Ayrılığın acısı şimdiden içime çöktü. Sabırlı olmanız lazım sultanım. Ayrıca bu bir sürgün değil. Farz-ı mal. Şehzademiz Bayezid ve torunlarınızı ziyarete gidiyorsunuz. Nereden çıktı bu ziyaret? Yoksa validem haber uçurduğunda beni görmeye mi geliyor Lala? Hürrem Sultanımızın ne maksatla geldiğini inanın ben de bilmiyorum şehzadem. Geldiğinde kendisinden öğreniriz. Ancak evvela çözmemiz gereken bir mesele var. Huri Cihan Sultanımız. Bir an evvel nikah kıyıp validem emir vaki yapmaktan başka yol yok herhalde. Aman şehzadem. Zinhar münasip değil. Valideniz Huri Cihan Sultan'ı burada görürse kızılca kıyamet kopar. Akabinde ne yapacağını tahmin bile edemeyiz. Tavsiyen nedir? Cihangir, korkuyorum. Validem de yok. Bu işin sonu ne olacak? Rüstem Paşa sana bir şey söyledi mi? Ne varmış o sandığın içinde? Kaftan ve hünkârımızın mektubundan başka bir şey yok. Hem zaten başka ne olabilir ki? Rüstem nereden bilsin? Hünkârımızın ve Mustafa abinin arasındaki bir mesele bu. Şu söylediklerine inanıyor musun sen sahiden? Yeniçeri abim durdurmaya gitti Mihrim'a. Ne olduğunu anlamadan kendimizi kanlı bir savaşın içinde bulabiliriz. Yeniçeri'yi karşısına görünce Mustafa abim vazgeçecektir. Hünkârımızın kararına zinhar karşı gelmez. Mustafa abim sancağını terk ederek bütün emirlere, kaidelere karşı geldi zaten. Biz esas hünkârımızı durdurmalıyız. Hanedanımızın istikbali için bunu yapmamız şart. Şehzadem, maalesef hünkârımız kimseyle görüşmek istemiyor. Benim burada olduğumu söyledin mi? Thank you.
Şehzadem, bir misafirimiz var. Yavuz. Git bak bakalım kimmiş. Bekle. Yeniçeriler. Paşam. Konuştu mu? Tahmin ettiğim gibi paşam. Hayli direniyor. Fakat başka çaresi yok. Er ya da geç konuşacak. Buna gerek kalmayabilir. Zira Atmaca her kime hizmet ediyorsa varlık sebebi ortadan kalkacak. Şehzade Mustafa tam istediğimiz gibi bir isyan başlattı. Ferhat Ağa yolunu kesecek. Ona itimat edebilir miyiz paşam? Sokollu'nun tavsiye ettiği isimlerden biriydi. Hünkârımız olan sadakatinden şüphem yok. Şehzadem, müsaadenizle sizden evvel ben konuşayım, siz geri dönün. Kaderimiz neyse o. Şehzade Mustafa Hazretleri. Ferhat Ağa. Demek hünkârımız seni gönderdi. Hünkârımız, İstanbul'a girmenize müsaade etmiyorlar şehzadem. Sancağınıza dönmenizi ve akıbetiniz hakkında verecekleri kararı beklemenizi buyurdular. Aksi halde? Tek bir adım dahi atarsanız isyan sayılacak. Ve hünkârımızın fermanı şerifiyle İdam edileceksiniz. Hiç kimse beni yolumdan alıkoyamaz Ferhat Ağa. Savaşa tutuşmak mı istersin? Âlâ. Ben ve yiğitlerim hazırız. Şehzade Mustafa Hazretleri, cümle Osmanlı mülkünde tek bir yeniçeri yoktur ki size kılıç çeksin. Canımız uğrunuzda, başımız yolunuzda feda olsun. Turgut Reis emriniz üzere Akdeniz'e yelken açmıştı hünkârım. Salih Reis de Cezayir'de. Derhal bir kadırga çıkart, civarı tetkik etsinler. Ne malum dönmedikleri. Kimin haddine hünkârım? Evladım dahi askerlerini alıp payitahta yürürken onlar neden dursun paşa? Mustafa'nın elbet vardır güvende bir şey. Paşa Hazretleri, hünkârımıza geldiğinizde... Yapma, çekil. Paşam, paşam. Paşa Hazretleri. Sen ne yaparsın Rüstem? Hünkârım bağışlayın. Lakin işler çığırından çıktı. Şehzade Mustafa payitahta yaklaşmış. Nasıl yaklaşır? Ferhat Ağa, Şehzade Mustafa'nın yanında saf tutmuş. Şehzade askeri de peşine katarak saraya geliyor. Huri Cihan Sultanımız, kendileri için tahsis ettiğimiz evde ikamet edecekler. Hürrem Sultanımız burada olduğu müddetçe orada kalacaklar. Âlâ. Validemin bundan zinhar haberi olmayacak Lala. Rana, sen de ağzını sıkı tut. Nasıl arzu edersin şehzadem?
Destur! Hasekürrem Sultan Hazretleri! Validem! Bayezid! Aslanım! Nasıl da özlemişim. Ben de öyle, hoş geldiniz. Allah'ım esirgesin. Ne kadar büyümüşsün. Sen nasılsın Rana? Sıhhatinize dua edeceğim sultanım. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Amin. Lala Mustafa. Sultanım. Sizin burada olmanız, oğluma rehberlik edip yol göstermeniz içimi ferahlatıyor. Sizlerin takdiri benim için her şeyden kıymetlidir sultanım. Sultanımızın dairesi ne vaziyette? Hazır Lala Hazretleri. Aman bir eksik gedik olmasın, sultanımızı en iyi şekilde ağırlayalım. Doğrusu merak içindeyim validem. Nedir bu ani ziyaretinizin sebebi? Ne oldu? Geldiğime sevinmedin mi? Olur mu hiç validem? Siz benim başımın tacısınız. Merak ettim sadece. Kötü bir şey yoktur inşallah. Hayır hayır. Ne olabilir ki? Seni görmek istedim. Malum son hadiselerden mütevellit aramız manasız yere açılmıştı. Ve bundan çok rahatsızdım. Bir müddet seninle burada kalmak istiyorum. Gerçi sana rahatsızlık vermek istemiyorum. Ne rahatsızlığı validem? Babam bir cihan sultanıysa siz iki cihanın sultanısınız. Sizi sarayımda ağırlamak benim için lütuftur. Aslanım. Yiğit şehzadem. Abim geldi mi? Sarayın her kapısına etten duvar örüldü. Sanki duvarlarımız yetmezmiş gibi. Keşke validem burada olsaydı. Cihangir, bir şey yapmamız lazım. Böyle elimiz kolumuz bağlı oturacak mıyız? Ok yaydan çıktı Mihrimah. Hem unuttun mu? Sen ve ben bu savaşın cengaverleri değiliz. Böyle demiştim bir keresinde. Geldi. Şehzade Hazretleri. Bu hareketiniz sebebiyle kelleniz gidebilir. Biliyorsunuz değil mi? Gücün yetiyorsa durma paşa. Kelleme almalarını emret.
Başta siz şehzademiz olmak üzere buradaki herkes hünkârımıza sadakat yemin etti. Görüyorum ki bunu unutmuş, gaflet ve delalet çukuruna düşmüşsünüz. Hiç şüpheniz olmasın ki padişahımız Sultan Süleyman Han bunu affetmeyecektir. Ya şimdi silahlarınızı bırakır, hünkârımızın adaletine teslim olursunuz, ya da her biriniz hünkârımızın kahredici gazabına uğrarsınız. Karar sizin! Karar sizin. Hünkârımıza haber yolla. Huzuruna çıkmak, onunla görüşmek isterim. Ferhat Ağa askeri ocağa geri götürdüğünde bu arzunuz gerçekleşebilir. Bu bir emirdir Rüstem. Derhal hünkârımıza onunla görüşmek istediğimi söyle. Şehzademiz sizinle konuşmak istiyor. Konuşmak istiyor, öyle mi? Yeniçeri Ocağı'na dönmüyor hünkârım. Zannediyorum ki şehzademiz sulh içinde tahta çıkmak için sizinle anlaşmak isteyecektir. Altı bölük halka nerede? Bir kısmı asithanede, bir kısmı at meydanında hazır. Pür silah emirlerinizi bekliyorlar. İlaveten Edirne ve civar vilayetlerden yola çıkan birlikler payitahta varmak üzere. Hünkârım, bana sorarsanız en doğrusu şehzademizi huzurunuza kabul etmeniz. Lakin emir buyurursanız şehzademizi de peşine kattığı yeniçerileri de alt etme kudretine sahibiz. Neler oluyor? 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Mustafa abim binlerce askerle kapıya dayandı. Allah'ım sen bizi koru ya Rabbim. Ne günlere kaldık böyle. Şehzademiz nasıl isyan eder? Bu bir isyan değil. Nasıl değil? Görmüyor musunuz? Allah biliyor ya. Şehzademiz Mustafa. Herkesin olduğu kadar benim de göz bebeğim. Ancak bu kabul edilemez. Gülfem Hatun haklı. Ne olursa olsun Mustafa abim yaptı çok büyük bir hata. Bunun bedeli de büyük olacak. Cihangir. Neden öyle söyledin? Şartlar onun lehineyken silahlarını teslim ediyorsa niyeti savaşmak olamaz. Hmm.
Buraya kadar nasıl gelirsin? Sen kendine ne zannediyorsun? Bu ne cüret? Bağışlayın. Huzurunuza bu şekilde gelmek istemezdim. Lakin buna mecburdum. Sancağımda hiçbir şey olmamış gibi duramazdım. Size olan sadakatimi hiç kimse bilmiyorsa siz ve Yüce Rabbim biliyor. Madem canımı almak istediniz, işte karşınızdayım. Bunu gözlerimin içine bakarak yapın. Senin ağzından çıkanı kulağın işitir mi? Hem isyana kalkışırsın hem de sadakatten bahsedersin. Can almak isteyen sensin. Hakkımda yazılan mektuplarla hükme varıp canıma kastettiğiniz doğru değil mi hünkârım? Bir yandan güzel sözlerinizle ruhumu okşadınız. Öte yandan zehirli bir kaftan göndererek canımı almak istediniz. Zehirli mi? Allah'ım ne kara bir gün. Birileri konuya müdahil olmasa böyle korkunç bir vaziyet ortaya çıkmazdı. Kimmiş o birileri? Kudretli zevcin Rüstem Paşa'dan bahsediyorum Mihrimah. Ateşe körükle gitmek de üstüne yok. Abine tuzak kurdu. Belki sen de biliyorsundur bütün bunları. Cihangir, laflarına dikkat et. Benimle nasıl böyle konuşursun? Kiminle nasıl istersem öyle konuşurum Mihrimah. Cihangir! Sultanım yapmayın. Sakin olmakta fayda var. Malum, hepimizin asabı bozuldu. Allah'ım sonumuzu hayır et. Bir baba ile oğlun arasına nasıl girdiler böyle? Bana yolladınız bu muhteşem kaftanı. Önce onu bana getiren çavuşa giydirdim. Bir müddet sonra gözlerimin önünde yere yığıldı. Validem son anda yetişip ikaz etmeseydi, onun yerinde ben olacaktım. Dışarı çıkın. Siz de çıkın. Bu vahim hadisenin akabinde validem hadiseyi izah etti. Yıllar evvel siz de aynı şeyi yaşamışsınız. Atam rahmetli Yavuz Sultan Selim Han... Sen de buna inandın öyle mi? Benim evladımı öldürebileceğime inandın hem de bu şekilde. Üzerinde mührünüzün olduğu bir mektupla geldi hünkârım. Başka ne düşünebilirdim ki? Bu ihtimal nasıl gelir aklına Mustafa? Böyle hain, böyle alçakça bir infaza cevaz verir miyim ben? Bana bir şehzade her ihtimali düşünmelidir demiştiniz. Günlerce kafamın içinde yankılanan ve beni buraya getiren söz buydu hünkârım. Üstelik ben buraya can almaya değil, can vermeye geldim. O halde neden kılıcını kuşanıp geldin? Neden yalın gelmedin? Bir cihan hükümdarının oğluna yakışan budur hünkârım. Ben bir asker gibi ölmek istedim. Mustafa abim içeride mi? Bekliyoruz şehzadem.
Bağışlayın. Fakat içeri alamam sizi. Eğer abimin kılına dahi zarar gelirse... birçok insanın kellesi gider. Özellikle ona tuzak kuranların. Ailenize dönseniz iyi olur şehzadem. Kimse bana ne yapacağımı söyleyemez Rüstem Paşa. Abi, telaş etmeyeyim ben Cihangir. Hünkârımız seni görmek istiyor. Hünkârım. Altı bölük halkına haber gönder. Odalarına çekilsinler. Emredersiniz hünkârım. Lakin Yeniçerilerin hala sarayın önünde olduklarını hatırlatmak isterim. Söylediğimi yap Rüstem. Çekebilirsin. Ağalar! Ferhat ağa gelsin. Şehzade Mustafa'yı destekleyen zat-ı muhtara. Söyle. Ne daha fazla kendini yor ne de bizleri atmaca. Sadakatimiz canımızdan kıymetlidir bize. Yazık. Bir konuşsan tüm bu acıdan, çileden kurtulup azad olacaksın. Öldüreceğim seni atmaca. Bununla ne yapacağım biliyor musun? Tırnaklarına sökeceğim. Canın çok yanacak. Öyle yanacak ki dayanamayıp acıdan bayılacaksın. İşte o an ara vereceğim. Ta ki kendine gelene dek. Bir gün seni öldüreceğim. Eyvallah. Şehzadeyi durdurmanı emrettim. Lakin sen emrime riayet etmediğin gibi onunla birlikte buraya geldin. Öyle mi? Haşa hünkârım. Müsaade buyurun izah edeyim. Anlat. Şehzademizin yolunu kestim. Ve emirlerinizi tebliğ ettim. Bana sadece sizinle konuşmak istediklerini söylediler. Yalnız... ve silahsız olarak. Üstelik kendileriyle birlikte gelen asker Üsküdar'da bekleyecekti. Bu şartlar altında şehzademizin isyan etmek gibi bir niyetinin olmadığını anladım. Hal böyle olunca siz yüce hünkârımızı ve şehzademizi ayırmak yerine bir araya getirmeyi tercih ettim.
Ya hünkârımız saraya kabul etmeselerdi? O vakit ne olacaktı? Şehzademizin sancağına geri dönmeleri için icap eden neyse onu yapardım paşa hazretleri. Vaziyet bundan ibaret hünkârım. Adaletiniz karşısında boynum kıldan incedir. Vaziyet malumum oldu Ferhat Ağa, çekilebilirsin. Hünkârım. Ne olursa olsun Ferhat Ağa'nın yaptığı kabul edilemez hünkârım. Ben gördüm. Hem onu hem yeniçerileri gördüm. Gözlerinde öfke, ellerinde kılıç. Kim Rüstem Paşa? Kim benim oğluma yolladığım kaftanı zehirledi? Mustafa'mı bana düşman etmek isteyen kim? Sen bana bunun cevabını ver. Şehzademizin isyanından medet uman herkes olabilir hünkârım. Kim bu herkes? Vezirlerim mi? Paşalarım, beylerim? Yoksa daha yakından birileri mi? Sultanlarım? Şehzadelerim? Belki de daha uzaktan hünkârım. Devlet-i Aliye'yi savaş meydanlarında mağlup edemeyen kafirlerin işi de olabilir. Her kimse onu bul getir bana Rüstem. Senin vazifen bu. Tek teselliğim ne biliyor musun? Şehzadem bu alçakça oyuna rağmen isyan etmediği gibi canını bana teslim etti. Öyle bir isyana hazır değildik. Bu yüzden sükunetin sağlanması iyi oldu. Rüstem Paşa kendi kazdığı kuyuya düştü. Bir kuyunun kazıldığı doğru. Ancak içine kim düşer, kim tepeden bakar, bu henüz belli değil. Daha yolun başındayız. Bu hadiseden ders çıkarmalıyız. Atmaca nerede reis? Hiç mi izliyor? Yok. Her yerde arıyoruz. Ancak yer yarıldı, içine girdi sanki. Muhtemelen öldürüp attılar bir köşeye. Hayır, bu imkansız. Rüstem peşine birilerini takmıştı zaten. Bilhassa Zal Mahmut denen ağayı. Epeydir o da kayıp. Başını çıkardığı an neredeymiş, ne yapıyormuş öğreniriz. Felaketin eşiğinden döndük abi. Seni hünkârımıza karşı kışkırtmaya çalıştılar. İsyan etmeni istediler. Bir şeyler biliyor gibisin. Bana ne biliyorsan anlat Cihangir. Sana gönderilecek kaftana bakmaya terzaneye gitmiştim. Benim adımı kullanarak birilerinin o kaftanı aldığını öğrendim. İspatım yok. Lakin belli ki o kaftana zehir bu saraydan çıkarılmadan sürülmüş abi. Malumun ilanı. Sana ulaşmaya çalıştım. Silahların atmacayla haber yolladım. Anlaşılan tesadüf etmemişsiniz. Mani oldular belli ki. Uzun zamandır haber alamıyorum ondan. Rüstem bu mevzuyu kapatmak için fırsat kolluyor. Bu işte Rüstem'in parmağı olduğuna eminim Cihangir. Eğer hünkârımızı ikna edersek bu mevzu kapanmaz. Rüstem de hak ettiği cezayı alır. Öyle de. Her şeyin bu sarayda olup bittiğine evvela hünkârımızı ikna etmeliyiz. Bunun için de senin sözün mühim kardeşim. Bana anlattıklarını hünkârımızın huzurunda da anlatabilecek misin? Eğer istediğin buysa yaparım elbette. Demek buradasınız. Hoş geldin diyeceğim ama hadiseler hayli can sıkıcı. Üzülme. Gördüğün gibi hepimiz iyiyiz. Tahmasp'ın biraderi Elkas Mirza'nın payitahta gelmesini buyurmuştunuz hünkârım. Zannediyorum 10 güne kadar Edirne'de olurlar. Edirne'de mi? Rüstem Paşa böyle arzu ettiler. Lakin münasip değilse... Münasiptir. Ancak şahzadeyi bir merasimle karşılamak icap eder. Kapıcıbaşı Ahmet Ağa alakadar oluyor hünkârım. Ayrıca Rüstem Paşa'mız bizzat karşılayacaklar şahzadeyi.
Sok oğlum. Yaklaş. Bu kaftan hadisesini seni de tetkik etmeni istiyorum. Her kim zehirlediyse bul çıkar. Lakin tahkikatı gizlice yürüteceksin. Rüstem dahil hiç kimsenin haberi olmayacak. Emru ferman yüce padişahımızındır. Çekilebilirsin. Bayezid için Kadı Efendi'yi görmeye gitti dediler. Mesele nedir? Öyle olsa sizi haberdar etmez miyiz sultanım? Şehzademiz halkın bir şikayeti, bir arzusu var mı diye sual etmeye gittiler. Kadı Efendi ile bu mevzularda sık sık hasbihal ederler. Eskisi kadar yazmaz oldunuz. Sıkıcı teferruatla vaktinizden çalmak istemedim sultanım. Bayezid'in evlatlarım arasında ayrı bir yeri vardır. Bazı vakitler bunun aksini söylemek zorunda kalsam da... ...hünkârımızdan sonra tahta geçmesi icap eden odur. Hala böyle düşündüğünüze sevindim. Şehzademizi tahta hazırlamak için elimden geleni yaptığımdan şüpheniz olmasın. Elinizden gelen yetmez. Her daim gözünüz üzerinde olacak. Yanlış bir hareket yapmasına mani olacaksınız. Dediklerinizi gayet iyi anlıyorum sultanım. Âlâ. Şimdi bana söyleyin. Bayezid'in Huri Cihan'la bir alakası kalmadı. Öyle değil mi? Birbirlerine mektup falan yazmıyorlar. İnşallah. Sultanım, o mesele mazide kaldı. Daha ne kadar saklanacağım Bayezid? Dur tahmin edeyim. Hürrem Sultan gidene kadar. Ben de memnun değilim Huri Cihan. Ancak en doğrusu bu. Zaten her şeyi anlatacaktın. Öyle söylemiştin. Şimdi sırası değil. Münasip bir vakti beklemeliyiz. Hem Mustafa abimlerin vaziyetini unutma. Onlar gibi saklamalıyız bunu. Beni kimlerle mukayese ediyorsun? Mihrünisa değilim ben. Damarlarımda asil bir kan dolaşıyor. Böyle bir kaçak gibi saklanamam. Sabırlı ol. Her şeyi göze almasam seni getirmezdim buraya. Vakti geldiğinde herkesin karşısına çıkacağız. Herkesin. Kimseyi alenen itham edemem. Hele ki delilim yoksa. Ancak... senin şahitliğin bu kördüğümü çözecek Cihangir. Rüstem layığını bulacak. Şehzadelerim. Biz de senden bahsediyorduk. Kaftan meselesini tetkik ediyorsun değil mi? Elbette. Kati bir neticeye varmak güç. Belli ki Amasya yolunda sürülmüş zehir kaftana. Oysa ben her şeyin bu sarayda olup bittiğini işittim. Cihangir, hünkârımızı daha fazla bekletmeyin. Hünkârım, Şehzade Mustafa ve Şehzade Cihangir Hazretleri geldiler. Gelsinler. Hünkârım. Az evvel Rüstem Paşa ile karşılaştık. Kaftan meselesiyle alakalı tahkikat başlamış. Bu meselede parmağı olan herkes cezasını çekecek. Ben bir şey çıkacağına ihtimal vermiyorum hünkârım. Hele ki o tahkikatı Rüstem Paşa yapıyorsa. Ne demek bu? Peşin hükümlü.
Ona göre zehir kat'i suretle yoldayken sürülmüş. Lakin Cihangir'in fikri başka. O, kaftan saraydan çıkmadan evvel zehir sürüldüğünden emin. Öyle değil mi Cihangir? Cihangir. Mustafa abim ne kadar severim bilirsin. Bu kaftan mevzunda yaşananlar kabul edilemez. Olanları ben de tasvip etmiyorum. Bir daha olmasına da asla müsaade etme. Ama sen hünkârımızla konuşursan neticeleri vahim olur. Rüstem için mi bu telaşın? Anlamıyor musun? Bu mesele vadimize kadar uzanır. Zaten hünkârımızla arası hiç iyi değil. Cihangir, o bizim annemiz. Böyle bir sebeple itham edilmesini istemezsin, öyle değil mi? Emin olduğumu söyleyemem hünkârım. Hele ki böylesine hassas bir mevzuda. Benimkisi sadece bir tahmin. Gel. Sultanım, Şehzade Mustafa ve Şehzade Cihangir hünkârımızın yanından ayrıldılar. Nahoş bir vaziyet yok çok şükür. Abi. Mustafa abi. Bağışla beni abi. Seni yüzüstü bıraktım. Her şeyin daha da kötüye gitmesinden korktum. Kızgın mısın bana? Hayır. Seni anlıyorum. Neticede bir yanda ben, bir yanda validen. Aslında hata bende. Senden böyle bir şey hiç istememeliydim. Bundan mütevellit Şehzade Mustafa payitahta yürümeye kalkmış. İstanbul yolunda Yeniçeriler tarafından karşılanmışlar. Durdurulmuş mu? Hayır Şehzadem. Yeniçeri ağası Ferhat belli ki Şehzade Mustafa'ya biat etmiş. Öyle ki Şehzade'yi saraya onlar getirmişler. Sarayda kıyamet kopmuş. Evvela bunun bir isyan olduğu sanılmış. Ancak kaftan meselesinin iç yüzü anlaşılınca mevzu tatlıya bağlanmış. Kaftanı kim zehirlemiş peki? Bir malumat yok Şehzadem. Asker isyana zorluyor belli ki. Bugün değilse yarın isyan edecek. Ali Ağa Mustafa abim taraftarıydı. Anlaşılan Ferhat Ağa da aynı yolun yolcusu. Asker hala onun yanında. Binlerce asker. Üç günde saf değiştirmez Şehzadem. Ayrıca unutmayın Şehzadem. Hünkârımız sizin yanınızda. Ne fayda Gazanfer? Görmüyor musun? Abim alenen meydan okumuş. İstese zorla tahta çıkabilir. İstese bu saraya cellatlar gönderebilir. Sus ver bana. Şarap getir. Nasıl olur?
Şehzadem, tövbe etmiştim. Uzatma Gazanfer. Şarap getir. Emredersiniz. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Şehzade Mustafa hangi cesaretle İstanbul'a yürür? Ve dahi hünkârımız bunu nasıl cezasız bırakır? Belli ki hünkârımız bir isyan olarak görmemişler. Bu isyan değil de nedir Lala? Senelerdir söylüyorum, hiç kimse inanmıyordu. İşte gördünüz. Demek ki Şehzade Mustafa istese saraya girebilir, herkesi kılıçtan geçirebilir. İsyan etmelerinin kanıtı bu değil mi zaten validem? Dediğiniz gibi istese yapardı. Yazılanlara göre Yeniçeri'nin desteği aşikar. Bugün böyle. Âlâ. Peki yarın? Yarın ne olacak? Şehzade Mustafa'nın insafına mı mahkumuz? Aç gözünü. Hakikati gör artık. O senin çok sevdiğin, hürmette kusur etmediğin ağabeyin, senin can düşmanın. Gör artık. Sen ne diyorsun Lala? Sultanımızın hakkı var. Şehzademiz düşmanınız olmasa da taht yolundaki en büyük rakibiniz. Münasebetlerimize dikkat etmek lazım. Hele ki böyle bir hadiseden sonra. Yok, bu böyle olmayacak. Benim bir an evvel payitahta dönmem lazım. Yokluğumu fırsat bilmelerine müsaade edemem. Sabırlı olmakta fayda var sultanım. Eğer izin almadan giderseniz vaziyetimiz daha da kötü olabilir. Sultanım, sizinle konuşmak istediğim bir husus var. Zaten canım burnumda, bir de senin dertlerini mi dinleyeceğim? Gel. Gazanfer nerede? Gazanfer'i elinde testiyle görünce geri yolladım. Şimdi öfkelisin. İhtiyacın olduğunu sanıyorsun. Anlıyorum. Ancak öfken geçince tövbeni bozduğuna çok pişman olacaksın. Sen değil miydin kararında içersen bir şey olmaz diyen? Kimse görmeyebilir. İşitmeyebilir günahlarımızı. İnsan herkese yalan söyleyebilir. Ama kendine söyleyemez. İnsan kendinden kaçamaz. Kendi vicdanından. Yalnız bırak beni. İstersen kız. Bağır, çağır. Payitahttan gelen haberleri işittim. Şehzade Mustafa ne yaparsa yapsın, Şehzade Bayezid de öyle. Bir gün o tahta sen çıkacaksın. Ve ben yanında olacağım. Sen hünkârımızın gözünün nurusun. Ona bir söz verdin. Unutma. Bu ne? Ne içirdin bana? Afyon şurubu. Ağrılarını keser. Gevşersin. Fakat bir faydasının daha olduğunu öğrendim Atmaca. Kâfi miktarda alındığında en suskun adamı bile bülbüle çeviriyormuş. Gizlediği, sakladığı ne varsa bir bir dökülüyormuş aslında. Ne
Yok. Peki anlat. Kimsin sen? Adın ne? Adım Torul. Torul demek. Lakabın ne Torul? Lakap. Lakabın ne Torul? Atma. Atmaca. Atmaca. Kimsin sen Atmaca? Nerede doğdun? Asıl vazifen ne? Ben Akıncı'yım. Turhanoğullarından. Ben Teselya'da doğdum. Gitmem lazım. Beni beklerler. Vakti gelince gideceksin. Önce suallerime cevap ver. Şehzade Mustafa'nın yanına seni kim gönderdi? Eve gitmem lazım. Beni beklerler. Beklerler. Karım bekler. Oğlum. Demek bir karın ve oğlun var. Güzel. Kime hizmet ediyorsun Atmaca? Şehzade Mustafa'yı korumanı kim istedi senden? Paşa niye Edirne'ye gitti? Yatağından sonra saraydan da mı attın yoksa? Devlet işleri sultanım. Elkas Mirza adında mühim bir acem gelmiş, onu karşılamaya gitti. Elkas Mirza geldi demek. Tanıyor musunuz? Hakkında çok şey işittim. Oldukça yiğit, yağız bir delikanlıymış. Görenleri kendine hayran bırakırmış. Kimden duyuyorsunuz Allah aşkına? Rahmetliyle evliyken Acem diyarından çok gidip gelen olurdu saraya. Oradan biliyorum. Memaliki Acem'den Şahbazı Bülent Bervaz, Rüstem-i Sitem Güdaz, Elkas Mirza Hazretleri. Yedi iklimin sultanı, Yüce Padişah Sultan Süleyman Han Hazretleri.
Bağışlayın. Bilmeden bir kusur mu işledim sultanım? Ben Rüstem Paşa. Sultan Süleyman Han Hazretleri'nin vekili mutlakıyım. Bağışlayın Paşa Hazretleri. Bu kadar ihtişam ve heybet içinde sizi böyle görünce kim olsa padişah zanneder. O gün davetimi kabul etmediğinizde çok üzülmüştüm Şehzadem. Ancak bugün kapıda karşımda sizi gördüm ya, dünyalar benim oldu. Nihayet sizi ağırlama şerefine nail oldum. Buyurun. Lüzum yok Eftalya. Ben içmiyorum. Ama kendi ellerimizle imal ediyoruz Şehzadem. Civarın en lezzetli şarabıdır. Üzümlerini de kendim topladım. Buraya geliş sebebim malumunuz. Biraderim Tahmasp'la tekrar savaşmak ve hakkım olan tahtı almak istiyorum. Mevcut vaziyetinle bunun pek mümkün olmadığının farkındasındır inşallah. Tek başıma mümkün olmadığı doğru. Lakin Sultan Süleyman Han arkamda olursa önümde hiç kimse duramaz. Ve böylece Osmanlı ile dost bir Fars devletinin temellerini atabilirim. Hünkârımızın böyle bir desteğe sıcak bakacağını sanmam. Gözleri Hristiyan aleminde. Vaka bu yüzden Avusturya ile bir anlaşma imzalamadık. Ferdinand'ın elçilerini 2 yıldır bekletiyorum. Cüretimi bağışlayın paşam. Lakin Fars hududunuz güvenlikte olmadıkça Osmanlı'nın rahata ermeyeceği de aşikar. Açıkçası benim de gönlümden sana destek olmak geçiyor. Lakin makul olalım. Hünkârımız birader Tahmasp'a karşı masraflı olacak bir sefer kararı almaz. Ve fakat hünkârımız büyük oğlu Şehzade Mustafa'yla aralarına Tahmasp'ın girdiğini öğrenirse vaziyet değişir. Beni bağışlayın Paşa Hazretleri. Fakat hiçbir şey anlamadım. Benden tam olarak ne istiyorsunuz? Kaftanın olduğu sandık muhafız alayı ve ulakla yola çıkmış. Ulağın akıbeti malum. Kaftanı giyer giymez ölmüş. Muhafızların hepsini sorguya çektim. Lakin müspet bir delile ulaşamadım. Ancak hayli mühim bir şey öğrendim hünkârım. Nedir? Kaftanı hazırlayan terzinin yamağı bir anda ortadan kaybolmuş. Bir müddettir kendisinden haber alınamıyor. Derhal bul, getir onu buraya. Talimat verdim hünkârım. Arıyorlar. Lakin ölüsünü bulacaklarından eminim. Öyle anlaşılıyor ki zehir o kaftana, kaftan saraydan çıkmadan sürülmüş. Tahkikate devam et Sokol. Ucu kime varırsa varsın, zinhar geri adım atma. Anladın mı beni? Çekilebilirsin. Tuz yiyorum, çivili yataklarda yatıyorum,
Dilim lal oldu. Konuşamıyorum. Ne yeri göğü inleten ejderhalar, ne zehir saçan düşmanlarım, ne de yüzüme gülüp kaftanların altında hançer saklayan dostlarım beni alt edebildi. Bunca yıl, mevsim, ölüm ve doğum, savaş ve düğün gördüm. Sanki beni bütün korkulardan uzak tutacak bir efsunla kapladın da beni yaralayacak bir tek onu bıraktın. Allah, bana acı, merhamet et. Beni bir kez sevgilinin yokluğuyla sınadın. Bir kez daha ayrı düşürme. Tezelden kavuştur. Bana validemin dairesinde olduğunu söylediler. Ben de yemeğinizi buraya getirmelerini istedim. Burada birlikteyiz. Lüzum yok, aç değilim. Günlerdir doğru dürüst bir şey yemediğinizi işittim. Hatta bazı akşamlar sofradayı kurdurmuyormuşsunuz. Böyle giderse saatiniz bozulacak. İştahım yok. Buna müsaade etmem. Yemenize, içmenize dikkat etmeniz lazım. Benim bay paşam, sen benim için endişelenme. Ruhum yaralı olsa da gücüm kuvvetim yerinde Allah'a şükür. İkimiz de sizin ruhunuza neyin iyi geleceğini biliyoruz. Bugüne dek ne sizin diliniz vardı söylemeye, ne de ben cesaret edebildim. Bitsin artık bu ayrılık. Hem kendinize hem valideme eziyet ediyorsunuz. Bir sözünüzle her şeyi değiştirebilirsiniz hünkârım. Bir söz kadar kolay olsa keşke. Aslında o kadar kolay. Bir emriniz kâfi. Hünkârım. Hani hiç iyi görmüyorum. Validem gittiği günden beri her geçen gün biraz daha eriyor, biraz daha tükeniyor. Farkındayım sultanım. Allah korusun, hasta olacak diye korkuyorum. O vakit bir şeyler yap Afife Hatun. Validem mutlak geri gelmeli. Malum, hünkârımız seni validesi sayar. Sana hürmet eder. Ben ne yapabilirim ki sultanım? Gel. Şehzadem. Nurbanu. Sen taşlığa dön hadi. Bu hatun neden hala... Yaklaş. Çok özledim seni. Özlediğin için mi ava gittin? Ne yapıyorsun bu kadar zaman avda anlamıyorum. Aklım hep sende. Benim de aklım hep sendeydi. Senin yerin başka Nurbanu. Işık saçan hatunum benim. Kendini devlet işlerine vakfetmişsin. Lakin
insanın böyle güzel bir zevcesi varken dikkatli olması gerekli. İhmal etmeye gelmez. Haremde sıkılmaya başladınız sanıyorum sultanım. Her fırsatta buraya geldiğinize göre. Rüstem. Doğru söylüyor Mihrimah. Hürrem gittiğinden beri tadı tuzu kalmadı haremin. En kısa zamanda bu hasretiniz bitecek inşallah. Validem geri dönecek. Nasıl olacak o bilmiyorum. Hünkârımız bir türlü affedemedi malum. Gel. Paşa Hazretleri. Elkas Mirza Hazretleri gelmek üzereler. Hala. Derhal hünkârımıza haber verin. Elkas Mirza ile birlikte geleceğim. Sultanım, bunu size göndermişler. Kimdenmiş? Bir ağa verdi. Ona da saray dışından biri ulaştırmış. Sultanım? Hurcihan, buradaymış. Mirza dedikleri bu galiba. Paşa Hazretleri. Hünkârımız sizi bekliyor. Söyledikleri kadar varmış. O ne demek öyle? Pek hoş. Civan mert bir delikanlı. Her hatuna böyle bir erkek lazım. Bu arada sana bakışı da gözümden kaçmadı. Nereden çıkardınız sultanım? Gözüme mi inanayım sana mı? Hem ne var canım bunda? Güzele bakmak sevaptır. Hele o güzelin adı Mihrimah'sa. Gören hop cennette bulur kendini. Ama tabii elde edemeyeceği için de cehennem aleviyle yanar. O da ayrı. Huri Cihan! Sultanım. Senin burada ne işin var? Siz nasıl öğrendiniz? Sen önce benim sualime cevap ver. Kütahya'da ne işin var? Maksadın ne? Niye buraya geldin? Ne maksatla burada olduğumu herkesten iyi biliyorsunuz sultanım. Şehzademiz için geldim. Bunu kendileri istediler. Bayezid böyle bir şey yapmaz. Benim razı olmadığımı bile bile böyle bir şey yapmaz. Biz mümkünatı olmayan bir aşk için çırpınıyoruz sultanım. Kimsenin razı gelmeyeceğini bilerek çıktık bu yola. Sakın bana aşktan falan bahsetme. Seni kim, hangi maksatla başımıza musallat etti çok iyi biliyorum. Vazifen bu değil mi? Benim tek arzum şehzademizle birlikte saadet içinde yaşamak. Ve fakat biliyorum ki buna mani olmak için elinizden ne geliyorsa yapacaksınız. Ancak tek çareniz var canımı almak. Gerçi siz can almayı iyi bilirsiniz. Sen kim oluyorsun da benimle böyle konuşuyorsun? Sen benim karşımda nasıl böyle konuşursun? Karşınızda herkesin ezilmesine, titremesine alışıksınız sultan. Ama ben onlardan biri değilim. Benim adım Huri Cihan. Pargalı İbrahim Paşa'nın kızıyım ben. Hatice Sultan'ın kızıyım. Babamın dediği gibi... Mazinin karanlığı bitmez. Gölge gibi peşinizde dolanır. Bir gün gelecek. Herkes kendi döktüğü kanda boğulacak. Çekilebilirsin. Sultanım. Nasıl girersin destursuz? Ne işin var burada? Şehzademiz bugünlerde pek sık avı çıkar oldu. İşittiğime göre avladıkları arasında
bir hatun da varmış. Dilşah Hatun. İşin gücün yok mu senin? Ha eğer yoksa söyle, ben sana bir iş icat ederim. Dur dur. Tayına belanı mı arıyorsun? Yok öyle bir niyetim. Sadece işittiğimi söylüyorum. Senin yalanlarına karnım tok benim. Yıkıl karşımdan. Madem kendini kandırmak istiyorsun, ne âlâ. Bana hava hoş. Ne diyor bu şimdi? Kulak asma sen. Boş boş konuşuyor işte. Yüce Şahım Sultan Süleyman Han Hazretleri. Karşınızda olmak büyük şeref. Nicedir bu anı bekliyordum. Elkas Mirza. Senin gibi yiğit, cesur bir şahzadeyi huzurumda görmek beni ziyadesiyle memnun etti. Topraklarımda olduğum müddetçe canın da malın da teminatım altındadır. En iyi şekilde ağırlanacaksın. Yedi iklimin hükümdarı, Cihan'ın sığınağı, Sultan Süleyman Han'ın bu lütfu karşısında saygıyla eğiliyorum. Vaziyetinle alakalı bilmem icap eden her şey malumum oldu. Sen şimdi git, istirahat et, bilahare sohbet ederiz. Nasıl arzu edersiniz. Lakin size arz etmek istediğim mühim bir husus var. Bir an evvel öğrenmenizde fayda görüyorum. Seni dinliyorum. Biraderim Tahmasp ile aramızdaki husumet malumunuz. Fakat bilmelisiniz ki artık siz de bu savaşın bir tarafısınız. Sen ne dediğinin farkında mısın? Tahmasp, sizin beni topraklarınıza kabul ettiğinizi öğrenince alçakça bir tuzak hazırlamış. Niyeti ben gelmeden ortalığı karıştırmaktı. Şükürler olsun ki bu oyunu bozulmuş. Ne oyunuymuş bu? Bizim neden malumatımız yok? Şehzade Mustafa'ya bir kaftan göndermişsiniz. Ve ne yazık ki Acem casuslar o kaftanı zehirlemiş. Nasıl olur bu? Tahmasp'ın eli buraya kadar nasıl ulaşır? Emin misin bundan? Hiç şüphem yok hünkârım. En güvendiğim adamlarım yolladı bu haberi bana. Sizleri ikaz etmek istedim ancak geç kalmıştım. Nicedir sarayda bir casus varmış. Adı İsmail. Onu kullanmışlar. Mehmet Paşa. Bu kaybolan Terzi Yaman'ın ismi neydi? İsmail hünkârım. Neredeymiş karısı ve çocuğu? İkisi de ölmüş ağam. Hem de yıllar evvel.
Ölmeyeceksin Atmaca. Nefes almaya devam edeceksin. Ancak sabrımın sınırlarındayım. Konuşmadığın her gün bir parçan kesilecek. Rüstem haininle bir kılıf uydurmuş. Yine yara almadan kurtuldu. Ya doğruysa şehzadem? Belki de bu işin arkasında sahiden Tahmasp var. Hayır. Kendisini kurtarmak için devleti bile ateşe atmaktan çekinmiyor bu gafil. Şehzadem. Hünkârımız sizi çağırıyorlar. Nihayet geldi. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Canıma kastın mı var? Asıl siz ne yapmaya çalışıyorsunuz validem? Uğurcan her şeyi anlattı. Fahri anlatmasına lüzum yoktu zaten. Kız perişan halde. Ona vurmuşsunuz. Kabahatine susup oturacağın yerde bir de bana hesap mı soruyorsun? Kabahatli oldum doğru. Lakin Uğurcan'a yaptıklarınız hiç hoş değil. Az bile yaptım. İstesem oracıkta canını alırdım. O masum yüzünün arkasında bir yılan varmış meğer. Kendince benden annesinin babasının intikamını almaya gelmiş. Size Uğurcan'dan kim bahsetti, burada olduğunu kim söyledi bilmiyorum. Lakin aranızda neler geçti gayet iyi biliyorum. Kızcağız ağzını açıp tek bir laf bile etmemiş. Konuşmasına dahi fırsat vermeden ona vurmuş ve tehdit etmişsiniz. Sen de bunlara inandın öyle mi? Neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilemem. Ortada bir hakikat var. Ben Uğurcan'a aşığım, o da bana. Bu böyle. Nasıl bu kadar kör olabiliyorsun? O sana aşık falan değil, onun bütün derdi benim. Beni yaralamaya geldi, aramıza girmeye çalışıyor. Kendi doğrularınızdan bıkmadınız mı validen? Yanıldığınızı hiç düşünmediniz mi? Birazcık beni anlamaya çalışsanız... benim için çaba gösterseniz olmaz mı? Çok mu zor? Buradan göndereceğim. Derhal buradan gidecek. Sakın validem. Sakın. Aramızdaki son köprüyü de yıkarsınız. Seneler evvel bana zehirli bir kaftanın geldiği doğru. O gün bütün dünya yerle yeksan oldu sanki. Yine de sineye çektim. İsyan etmek aklımdan dahi geçmedi. İçimde büyüyen öfkeyle birlikte o kaftanı toprağın altına gömdüm. İşte o gün ben kendime bir söz verdim. Her ne pahasına olursa olsun kendi oğluma bunu yaşatmayacağıma dair söz verdim. Yüce Rabbimin huzurunda yemin ederim oğul. Ben sana kıymam. Zinhar kıymam. Eğer buraya gelmeseydim, sizin gibi o kaftanı gömseydim, hakikati asla öğrenemezdim. Ve bu keder içimi, ruhumu kemirir, yok ederdi. Bugün size ve kendime bir söz veriyorum hünkârım. Bir daha asla size bunu yaşatmayacağım. Ve yüce Rabbimin huzurunda yemin ediyorum ki ben size isyan etmem hünkârım. Zina etmem. İnsan ruhu da tıpkı cennet ve cehennem gibi kat kat. Her bir katta bahçeler, azap çukurları, çiçekler ve ateşler vardır.
cehennemine indikçe kendi kötülüklerinle yüzleşirsin. Mazinin karanlığı bitmez. Bir gölge gibi takip eder seni. Söylediğin yalanlar, kırdığın kalpler, kıskançlıklar, haksızlıklar, hainlikler, kötü niyetler dikilir karşına. Bir zamanlar kalpten ettiğin ve sonra bozduğun yeminler, ölümsüz hayaletler gibi karşında durur. İşte o vakit anlarsın. İnsan, ben bunu yapmam dedi mi bir kere, şeytan işini gücünü bırakır ve onu yaptırana kadar uğraşır.